küçücük kardeşim. Elbette ya. Senin bir animat bir şeyler oldu içinde. Annem deli olacak seni görünce. Kaç defa anlattı bana soyumuzun başına gelenleri. Tanrı size kurtardı o korkunç deniz kazasından. Canımızı kurtardı da böyle rehberimizi kaybettik. Bir tatlı parçası üzerinde canımızı kurtarmaya çalışırken korsanların eline düştük. 10 yıl kölelik ettikten sonra mutlu bir tesadüf kurtardık. Napoli'ye döndük. Oradan her şeyimizi satılmış bulduk. Annemizi babamızı boşuna aradık. Oradan Genova'ya gittik. Annem babasının mirasından birkaç para koparabildi. Akrabalar haksızlığı, kötülüğü yüzünden kalkıp buralara geldi. Burada da zavallı annemin çekmediği sıkıntı kalmadı. Bacım! Bana ne? Bilsen varsın bu mucizeyi yapacak. Thomas Alvucci benim. Sen değil. Siz misiniz baba? Siz ha? Annemin bunca zaman ağladı. Evet kızım. Evet oğlum. Baba baba. Thomas Alvucci benim. Tanrı kurtarmıştı beni dalgalardan. Hem de paramla birlikte. 16 yıldır ölmüş biliyordum hepinizi. Dünyanın dört bucağını dolaştıktan sonra buraya geldim. Başıma bir sürü bela getiren o eski adımı da değiştirip Anselmo adını aldım. Bu senin oğlun mu şimdi? Evet. Çaldığı 10.000 altını senden istedim. Çaldığını? Baba hiç çalmadım ben. Kim söylüyor bunu? Yusuf baban konuşsun. Tamam. Ne? Evet. Nasıl inanırsınız buna? Görüyor musunuz canım? Konuştuğum var mı benim? Yapma ya. Baykom senin yanında söyledi. Ben bu işi yapacak adam mıyım Arpago? Adam mısın, madam mısın ben bilmem. Ben paramı isterim. Üzülmeyin artık baba. Kimseyi de suçlu görmeyin. Paranızın nerede olduğunu biliyorum. Marianne ile evlenmeme izin verirseniz... Paranız elinize gelecek. Nerede, nerede? Sakin olun canım. Nerede olduğunu biliyorum. Sizin söyleyeceğiniz laflara bağlı. Marianne ile evlenmeme izin veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Yoksa sandık, gide. Sen sürmedin ya. Açılmadı bile. Sapa sağlam. Marianne ile evlenmeme izin veriyor musunuz? Annesi razı. Kızım kim isterse onu alsın diyor. Annemin razı olması yetmez. Tanrı'yım da bir baba, bir kardeş verdi bana. Onların da razı olması lazım. Tanrı beni size engel olmak için göndermedi herhalde. Bay Harpagon, kabul edin ki bir geç kızı seçmek babasından çok oğluna düşer. Haydi sizi üzecek sözler söylemesine meydan vermeyin boşuna. Bu çifte nikahı razı olun benimle. Ben sandığımı görmeden ağzımı açma. Göreceksiniz. Sefa sağlam hem de pırıl pırıl. Ne oğluma ne de kızıma verecek param yok benim. Ben de ikisine de yetecek para var. Merak etmeyin. İki düğününde masraflarını resmen kabul ediyor musun? Resmen kabul ediyorum. Oğlum. Oldu ama ben de bir takım elbise isterim. Peki peki. Haydi gidip bugünün tadını çıkaralım. Hey Baylar bir dakika. Tuttuğumuz zabıt parasını kim verecek? Yazdığın sende kalsın, almadım ki parasını vereyim. Olmaz öyle şey. Bedava zabıt mı tutulur? Ne yapsak ki? Gel buraya. O zaman al, asılacak bir adam veriyorum. Aman Tanrım! Doğruyu söyleyeyim, döbekli. Yalan söyleyeyim, asaklı! Bay Harpagon, bu adamın yanında affedin gitsin. Bence de. Komiserin parasını da ne? Peki, peki. Haydi annenizi de katalım sevincimize. Annenizi de katalım. Haydi katalım. Hadi. Ben de canım altınlarımı göreyim. Thank you.
hocalarım, sevgili tiyatro severler. Hepiniz şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, umarım yüzlerinizi gülümsedebilmişizdir. Bu sene artık son senesi olan ve mezun olacak arkadaşlarımız da var. Eğer müsaade ederseniz onlara da son kez selam vermek üzere buraya davet etmek istiyorum. Sinan Akbaba, Hüda, Burak, Ali, Abdülfedir, Yavuz, Muhammed, Yağmur, Doğan arkadaşlarımızı sahneye davet ediyorum. Evet, tiyatroyu sevdiren Dursun hocamıza ve Bünyamin Çetinkaya hocamıza da çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Ve 4 yıl boyunca toplumumuza emek vermiş olan ve şu anda eşim olan Sayın Nazmi Yıldızalver'i de sahneye davet etmek istiyorum. Evet, son kez mezun olacak olan arkadaşlarımızı ve değerli tiyatrocularımızı da alkışlarınızla... Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.